Önce enflasyonun mücadele planlaması nedir acaba Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki süreçte? Cumhurbaşkanı'nın 2024 yılı sonu itibariyle vurgusu var, tek hane. Millet İttifakı'nda 2 yıl içerisinde vurgusu var, tek hane. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu faiz oranı, yani politika faiziyle piyasadaki faiz oranları farklılaşıyor elbette. Yalnız burada tüketici faizleri %30'un üzerinde. Evet. Ticari faizlere baktığınızda ortalamasını söylüyorum, %14'ler civarında. Evet, evet. Kamunun borçlanma maliyetine baktığınızda bu %11'ler civarında. Dolayısıyla farklı değerlendirmeler yapmak gerekir. Tüketici faizlerinin bir miktar yüksek olması makroekonomimizin sıhhati açısından da çok kötü bir durum değil doğrusu. Yani bu enflasyonla mücadele açısından da, cari dengemiz açısından da belli bir politika tercihini de yansıtıyor belki. Gerçi Sayın Nebati dün şey demişti, %45-50 civarındaki bir enflasyon ortamında %30'lu kredi her faizleri daha tabii, düşük. Yani enflasyondan negatif faiz. Demişti, yani doğru. Bütün kategorilerde negatif i̇şte dediğiniz orada, gibi. Evet, oraya bir taraftan mı? Da Sayın Bakan'ın dediği çok doğru. Bir de politika yani, faizine yanaşması evet, meselesi politika faizi ya, açısından yüksek görünebilir ama enflasyon açısından bütün kategorilerde negatif faiz olduğunu da söyleyebiliriz. Şunu söylemek isterim bu çerçevede. Bir taraftan tüm dünya ile birlikte enflasyonla mücadele etmek durumundayız. Bu çok açık, net. Yani son yıllarda önemli bir hareketlilik oldu. Emtia fiyatlarındaki artış, bu pandeminin getirdiği şartlar. Tüm dünya bununla mücadele ediyor. Ama bir taraftan da yine tüm dünya resesyon riskinden bahsediyor. Bakın bugün daha sabah Dünya Bankası'nın bir yayınladığı rapora baktım gelirken buraya. Yeni bir rapor yayınlamış Dünya Bankası. 2023 için dünya büyümesini 1.7 olarak tahmin ediyorlar. Ve ciddi anlamda düşüş bekliyorlar. Yani bir resesyona doğru dünyanın gitme riskinden bahsediyorlar. Dolayısıyla bu enflasyon ve resesyon arasında kalmış politikalar olduğunu söyleyebiliriz bütün dünyada. İkisini de dikkate alan bir bütüncül çerçeveden bakmak durumundasınız. Bu çerçeveden bakınca Türkiye aslında tercihini çok açık yapmış durumda. Büyüme ve istihdam odaklı bir politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir çerçeve var. Ne diyor? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari açığı fazlaya dönüştüren bir büyüme patikası. Bundan bahsediyor. Bu Türkiye'nin resesyona düşmeden bu süreci atlatma politikasını ortaya koyuyor. Ama aynı zamanda elbette enflasyonla da mücadele etmek durumundayız. Burada da koyduğumuz çerçeve şu Zeliha Hanım. Kalıcı bir şekilde bizim enflasyonu düşürmemiz lazım. Onun da yolu Türkiye'yi hakikaten daha ekonomik olarak çeşitli kritik sektörlerde arzı arttırarak, üretimi arttırarak bu işin üstesinden gelme yaklaşımı. Nedir burada? 3 kritik alan var. Konut, enerji ve gıda. Hane halklarının tüketim harcamaları içinde de bunlar çok ağırlıklı bir yere sahip. Bunları da arzı arttırdığınızda, fiyatları makul seviyelere doğru çektiğinizde zaten hem genel enflasyonu hem de hane halklarının tüketim harcamalarını rahatlatmış oluyorsunuz. İşte biz seçim beyannamemizde özellikle bu 3 sektöre çok ciddi bir vurgu yaptık. Başlamış programlarımız var. Önümüzdeki dönemde de bunları arttırarak, güçlendirerek sürdüreceğiz. Bir taraftan da tabii ki maliye politikası, para politikası, eş güdümü, daha iyi bir iletişim stratejisi. Maalesef Türkiye'nin verileriyle özellikle uluslararası medyadaki algısı arasında ciddi bir boşluk oluşmuş durumda Türkiye aleyhine. Yani uluslararası medyada halbuki bizim daha veriler üzerinden, gerçekler üzerinden Türkiye'nin ekonomik tablosunu daha iyi yansıtmamız lazım. Ben inanıyorum ki seçimlerin yapılmasıyla birlikte belirsizlik de azalacaktır. Belirsizlik ekonominin düşmanı. En büyük düşmanı belirsizlik aslında. Belirsizlik azalacaktır. Şöyle veya böyle vatandaşımız, halkımız pazar günü kararını verecek. 5 yılımızı netleştirecek. Bu ekonomi için de son derece olumlu bir durum. 5 yıllık bir perspektifimiz netleşmiş olacak. Peki orada şunu soracağım. Biraz önce dediniz ya hani veriler var, bir de işte yurt dışının gördükleri. Şimdi son dönemde özellikle enflasyon verileri konusunda bir eleştiri var.
%43 çıktı ama vatandaşın hissettiği öyle değil. Ya da bölgelere veya ilçelere, belki mahalleye göre veya harcamana göre değişiyor tabii bunlar. Tabii tabii. Herkesin enflasyonu farklı. Yüzlerce kalem var, evet, biliyorsunuz. Evet, çok farklı. Tabii. Bir o tarafta hani TÜİK'in açıklamaları konusunda TÜİK'e eleştiriler çok sıklıkla yapıldı, biliyorsunuz. Bir tarafta Merkez Bankası tarafına çok da eleştiri yapıldı. Hani biraz daha şeffaflık kendileri. Yani Merkez Bankası açısından söylüyorum tabii bunu. Gerçi Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı ama bu eleştiriyi de söylemem gerekiyor. O tarafı var. Bu süreçte acaba seçim sonrası tekrar iktidarda kaldığınız takdirde bu kurumların tekrar nasıl diyeyim, kredibilitesinin yükseltilmesi adına neler yapılacak? Şimdi, algı açısından söylüyorum. Evet. Yani insanların algısı. Yani kurumlarımıza dönük özellikle muhalefetin hakikaten acımasızca bir saldırısı oldu. Ben geçmişte TÜİK bana bağlıydı, Kalkınma Bakanı iken, evet, yıllarca. Ve gerçekten çok kıymetli bir kurum. En az Merkez Bankası kadar önemli bence bir ülkenin ekonomisinde, makro ekonomisinde. Ve bizim kurumumuz iyi bir yere geldi gerçekten TÜİK. Bu AK Parti döneminde çok ciddi yatırımlar yaptık biz TÜİK'e. Son zamanlarda eleştirildi. Bakın Avrupa Birliği peer review diyorlar. Yani ne denir, meslektaş gözden geçirmesi gibi. Ekipler gönderdi, incelemeler yaptırdı. Birleşmiş Milletler takdir ettiği bir kurumdur TÜİK. Birçok ülkede bizim tecrübemizi diğer ülkelere taşımasını istedi TÜİK'ten. Dolayısıyla TÜİK gibi kurumları bizim bir yıpratmamamız lazım. Birkaç metodolojik olarak ya, bir eleştirimiz evet, varsa, metodolojik bir eleştirimiz varsa orada da ben şunu tavsiye ederim. Yani dediğiniz gibi işin özü şeffaflık aslında. Yani şeffaf bir şekilde bu hesaplar kim uzmanları tabii. Kötü niyetli çevrelerden bahsetmiyorum ama gerçekten bir eleştirisi olanları çağırıp gelin kardeşim ya nedir eleştiriniz? Oturalım konuşalım. Varsa bir öneriniz söyleyin. Bizim hesabımız bu. Uluslararası standartlarla hareket eder TÜİK. Eurostat evet, çerçevesinde evet, dünyadaki Birleşmiş Milletler'in ulusal hesaplar sistemi neyse, Eurostat'ın sistemi neyse TÜİK de onunla hareket paralel eden bir kurumuz. Gidiyor. Paralel giden bir kurumuz. Dolayısıyla kurumumuza haksızlık yapmayalım derim. Ha, eleştirilemez mi? Bütün kurumların mutlaka eksiği olabilir, yanlışları olabilir. Bunları da oturup ilgili kurullarıyla, danışma organlarıyla, akademik dünyayla oturup açmak lazım. İşte o algıları, eğer olumsuz bir algı varsa değiştirme yönünde ben en önemli adım olarak bunu görürüm doğrusu. Şeffaflık. Yani açık bir şekilde verilerin paylaşımı. Dolayısıyla bu çerçevede ben birçok soru işaretinin kalkacağını düşünüyorum.